Merhabalar dostlarım. Bakınız. Birçok videolarımızda ormanlarda ve dağlarda yürüyoruz. Birçok zaman dağlarda özellikle kamp yapmışlığımız da var. Ekseriyetle gerçi kampı balık avında. Pazar tatilinin bir önceki gecesi cumartesi akşamı gidip göl kenarında çadır kurmak şeklinde yapıyor oluşumuza rağmen dağlarda da pek çok çadır kurmuşluğumuz, kamp yapmışlığımız var. Dağlarda ateş yakmak, kamp ateşi yakmak zordur. Bu sebepten dolayı kamp yeri seçmek konusundan çok ayrı olarak bakınız. Çadır kurmaya elverişli. Yani sel yataklarından uzak, su basma ihtimali olmayan, düzgün bir yerde çadır kurulur. Önce zemin temizlenir ve zemindeki taşlar alınır. Çadır kurulur. Metler yayılır, üzerine uyku tulumları atılır. Fakat en önemli konu ateş yakılacak yerdir. Özellikle ormanlık bir arazide ise yerdeki humus orman yangını için çok etkilidir. Bu sebepten dolayı önce ateş yakılacak yeri temizlememiz gerekir. Ekseriyetle bunun için katlanır portatif kürekler kullanırız. Önce bir yeri açarız. Humusu atmamız gerekir. Ardından iri taşlar toplarız. Halka şeklinde ateş yapılacak yeri, yakılacak yeri çeviririz. Ardından taşların aralarına esasında toprak atmamız dahi gereklidir. Ateşi onun içinde yakarız. Çünkü humus ve ufak otlar yavaş yavaş ilerleyebilmek, gizli ateş ama rüzgar ile birlikte daha yoğun olduğu noktalardan itibaren tutuşabilmek eğilimindedir. Gördüğünüz çam ormanı gibi ormanlar, yani ağaçlarda reçinenin özellikle çok olduğu ormanlarda özellikle ayrıca pek çok kişinin dikkat etmediği bir konu vardır. Ağaçlardan yükselen reçinenin yanıcı yağlı kokusu. Hani bu bize gelen mis gibi bir koku var ya, siz bilmiyorsunuz, şu ağaçların üstünde 8-10 metreden sonra öyle bir tabaka oluşturuyor ki orada hava bile çok yanıcı. Ormanlar bu yüzden yükseldikçe yanmaya daha müsaittir. Çünkü hem ağaçlar yanar hem üstteki yağlı, yanıcı, uçucu gazlarla karışık, ki bunlar reçineden çıkar, o gazlarla karışık havada yanar. Bu yüzden orman yükseldikçe daha şiddetli bir şekilde yanma eğilimindedir. Bu sebepten dolayı hem ağaçların altına uzak yerlerde hem humusu alınmış yerlerde etrafa iri taşlarla çevrilip araları toprakla doldurulmuş yerlerde ateş yakılması çok makuldür veya yer temizlenip mangal içerisinde yakılmalıdır. Aksi takdirde bir orman yangınına neden olunması iş bile değildir ve sigara izmaritleri dahil ormanı yakabilecek her şeyin attığınız yer ve şart çok önemlidir. Mesela ben sigara içmem. Ama sigara içenleri özellikle önermek isterim. Yaktığınız ateş varsa lütfen izmaritlerinizi oraya atın. Veya ateşini suya batırıp kesinlikle sönmüş olmasını sağlamak suretiyle atın. Çünkü orman yangını büyük bir problemdir ve ormanda kamp yapmak, çadır kurmak, ateş yakmak, çadırı kurulacak zeminin hazırlanması, sel yatağından uzak seçilmesi, hatta bir ihtimal yağmur mevsiminde çadırın etrafını en azından şöyle bir karış derinlikte ince uzun bir kanal bile kazılması özellikle tavsiye edilir. İzcilik yaptığımız yıllarda bile özellikle el kadar çocukken bile biz bu kanalları bile kazardık. Çadırların altını tertemiz yapardık, taşları toplardık.
rahat yatılabilecek bir ortamda çadırlarımızı kurar, metlerimizi yayardık, üzerine uyku tulumlarımızı atardık, zemini bir güzel temizler, tüm humusu ateş yakılacak o yerde temizler, ondan sonra taşlarla çevirir, toprak atardık, ateşimizi o şekilde yakardık. Size anlattığım üzere, esasında kamp yapmak ve ormanı yakmadan ateş yakmak zor değildir ama günümüzde artık orman alanlarında ateş yakmamak çok ayrı bir konudur. Göl kenarlarında, nehir kenarlarında. Kısacası, ağacın az olduğu yerlerde, bitkinin az olduğu, toprağın ve kumun çok olduğu yerlerde ve piknik alanı olarak ayarlanmış alanlardaki hazır mangallar dahi çeşitli yerlerde. Mangal yakmak, ateş yakmak önemlidir. Eğer tenha yerlerde bizim gibi kamp yapmak eğilimine geçeceksiniz, o zaman çok dikkatli olmak zorundasınız. Aksi takdirde çok sakıncalı durumlar, milli servet üzerinde büyük tahribata bile yol açabilirsiniz. Bu sebepten dolayı özellikle dağda kamp yapmaktan ziyade kamp ateşi yakmak üzerine bir video yapmak ihtiyacı hissettim. Evet dostlarım, çünkü bu yeşilliği, bu ormanı, bu doğayı çok seviyoruz. Sadece biz gezmiyoruz, o kadar çok canlı yaşıyor ki. Bu yaşam alanını ortadan kaldırmayalım, gerekli hassasiyeti gösterelim. Evet, bu videoyu da yüksek müsaadenizle böyle bitirelim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere, şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Ebedi dostluklar diyorum. Kazasız belasız günler diliyorum. Ormanda, arazide güzel geziler diliyorum. Güzel kamplar, güzel avlar diliyorum. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize hoşça kalın diyorum.